Zeka oyunu. Alındaki sayılar. Bu zeka oyununda yine birileri mantık kullanarak alınlarındaki şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Oyunun adı alındaki sayılar oyunu. Sayılar oyunu. Oyunda üç kişi bir odaya toplanıyor. Ve bu üç kişi yine kusursuz mantıkçılar. Renk değiştireyim. Kusursuz mantıkçılar yani mantıklarının gücü asla şaşmıyor. Ve her biri, diğer iki kişinin de kusursuz mantıkçılar olduğundan haberdar. Diğerlerinin mantıklarının da asla şaşmadığını biliyorlar yani. Bunlar bir odaya alınıyor. Üstten görünüşlerini çizeyim. Bu, adamlardan birinin kafası. Kolaylık olsun diye keller arasından seçilmiş hepsi. Kafalarına bir şeyler çizmek kolay olsun diye bu kez alınları maviye boyanmıyor. Alınlarına sayılar yazılıyor. Oyunun zindancısı diyor ki, üç sayı seçeceğim. Üç sayı seçiliyor. Bu üç sayı birbirinden farklı sayılar. Yani herhangi ikisi birbirine eşit olamaz. Üçü de farklı sayılar olacak. Üçü de sıfırdan büyük olacak. En önemlisi de sayılardan biri diğer ikisinin toplamına eşit olacak. Yani bir sayı, ikisinin toplamı. Ve bunu mantıkçıların üçüne de bildiriyorlar. Sayıları bu krala göre seçtiklerini bu üç kişiye söylüyorlar. Bu şekilde seçtikleri üç sayıyı bu üç kişinin alınlarına yazıyorlar. Sayılar A, B ve C olsun mesela. O halde A artı, biraz aşağıya inelim. A artı B eşittir C ve biliyoruz ki A, B ve C birbirinden farklı sayılar ve yine biliyoruz ki A büyüktür sıfır, B büyüktür sıfır ve C de büyüktür sıfır. İşte bu sayıları adamların alnına yazıyorlar. Bu adamın alnında A var, bu adamın alnında B var. Bununsa alnında. C yazıyor. Bu adam baktığında, sayıları alınlarına yazmamızın sebebi malum. Alınlarında ne yazdığını göremezler çünkü. Böylece hile yapamazlar. Her biri sadece diğer ikisinin alnında yazanı görebiliyor. Yani bu adam A ve B'yi görüyor. Bu adam diğerlerinin alnında C ve A'yı görüyor. Bu adamsa bu iki alnı görüyor. Yani C ve B'yi. İşte oyunun kuralları bunlar. Bu adamın alnında yazan sayı C ve bu sayı A ve B'nin toplamı. Ama o bunu bilmiyor. Gördüğü diğer iki sayının toplamı mı değil mi bilmiyor. Yani bu çizime göre alnındaki sayının toplam sayı olduğundan habersiz. Oyunun kurallarını açıkladığımıza göre diyelim ki oyunculardan biri sizsiniz oyunculardan biri sizsiniz Sizin gözünüzde manzara şöyle Oyundaki diğer iki adamı görüyorsunuz Biraz daha iyi çizmeye çalışayım Sizin gözünüzden görünen manzarayı çiziyorum Oyundaki adamlardan biri bu Ve epice geniş olan alnında 20 sayısını görüyorsunuz 20 sayısını görüyorsunuz diğer adamın alnındaysa onu da morla çizeyim diğer adamın alnındaysa 30 yazıyor şimdi ne oluyor sizin gördüğünüz şey bundan ibaret onlar da sizin alnınızdaki sayıyı görüyor mesela bu adam bu 20 sayısını ve sizin alnınızdaki sayıyı görüyor bu adam bu 30'u ve sizin alnınızdaki sayıyı görüyor ve yarışmanın sonucu veya zindancı artık her kimse soruyor. Alnında kaç yazıyor? Diğer iki kişiye bakıp ayda diyorsunuz. Alnımda kaç yazdığını bilmiyorum. Kusursuz bir mantıkçı olmama rağmen alnımda yazan sayıyı çıkaramıyorum. Olur öyle deyip bu adama geçiyorlar. Adı her neyse. Diyorlar ki: "Alnında yazan sayıyı biliyor musun?" O da sizin alnınızdaki sayıya bakıyor. Alnınız bu olsun. Üstünde bir sayı yazılı ama kaç olduğunu bilmiyorsunuz. Bir sizin alnınızdaki sayıya, bir de bu adamın alnındaki sayıya bakıp şöyle diyor. Alnımdaki sayının kaç olduğunu hakikaten bilmiyorum. Olur öyle diyorlar. Sonra bu adama dönüyorlar. Bu adama ve bu adama bir bak diyorlar. Alnındaki sayının kaç olduğunu bulabilir misin? Bu adamın alnına sonra sizin alnınıza bakıp diyor ki yok bulamadım. Sonra sıra tekrar size geliyor ve siz kusursuz bir mantıkçı olarak diyorsunuz ki He alnımdaki sayının kaç olduğunu artık biliyorum. Şimdi sorum şu. Aynı zamanda zeka oyununun da sorusu. Alnınızdaki sayı kaç? Neden? Alnınızdaki sayı kaç ve neden? Soru bu. Videonun şu saniyesinden sonra söyleyeceğim her şey birer ipucu olacak. Sonra da çözümü anlatacağım. İsterseniz biraz düşünün. Videoyu duraklatın, durdurun. Bir müddet kafa yorun. Şunu söyleyeyim. Bu bayağı ileri düzey bir zeka oyunu. Çözmek için bayağı bir deneme yanılmaya başvurmak gerek. Ama küçük bir ipucu vereyim. Çözüm Öyle aşırı karmaşık bir şey değil. Yüksek matematik bilmeniz de gerekmiyor. Mantığa dayalı bir çözümü var. Mantıksal çıkarımlarla sonuca ulaşabilirsiniz. Doğru cevaba ulaşmak için yüksek matematiğe başvurmaya gerek yok. Şimdi ufaktan başlayalım. Üstten görünümünü çiziyorum. Sırasıyla çizeyim. Bu sizsiniz. Bu alnında 20 yazan adam. Bu da alnında 30 yazan adam. Şimdi ne biliyoruz? Alnınızda yazan sayı A olsun. A'yı bulmaya çalışıyorsunuz. A'nın sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Diğerleri zaten sıfırdan büyük. Zaten görüyorsunuz. A'nın 20 veya 30 olamayacağını biliyoruz. Şimdi ilginç noktaya geliyoruz. Birimizin alnında yazan sayının diğer iki sayının toplamı olduğunu söylemişlerdi. Aslında bu büyük bir ipucu. Bu ipucunu aldıktan sonra kendiniz de rahatlıkla çözebilirsiniz. A ya iki sayının toplamıdır, yani A ya 20 artı 30'dur, yani 50'ye eşittir. Peki diğer ihtimal ne? Bu iki sayının toplamı A'ya eşit olabilir. Evet, ihtimallerden biri de bu. Diğer ihtimalde 20 artı a'nın 30'a eşit olması veya 20 artı a eşittir 30, yani a eşittir 10. Tabii ki 30 artı a eşittir 20 diyemiyoruz, çünkü a eksi 10 olamaz. O yüzden geriye kalan tek ihtimal bu. Tüm sayıların sıfırdan büyük olduğu belirtilmişti. Yani her oyuncu, alnındaki sayının diğer iki sayının ya toplamı ya da farkı olduğunu biliyor. Mesela bu adam ne diyor? Alnımdaki sayı ya 30 artı a'dır veya a ile 30'un farkıdır. Hangisi daha büyükse artık. O hangi sayının daha büyük olduğunu görebiliyor ama siz göremiyorsunuz. O yüzden 30 eksi a'nın mutlak değerini yazıyorum. Bu adamın alnındaki sayıya dair bilgisi bundan ibaret. Bu adamsa biliyor ki alnındaki sayı ya 20 artı a'ya veya 20 eksi a'nın mutlak değerine eşit. Tüm bu çıkarımlar, sayılardan birinin diğer ikisinin toplamına eşit olduğu kuralından geliyor. Ama kimse, alnındaki sayı diğer iki sayının toplamı mı, yoksa farkı mı bilmiyor. Şimdi size dönelim. Oyunun başından beri, daha kimse soru sormamışken biliyorduk ki, alnımızdaki sayı ya 50'dir ya da 10. Aslında bu bayağı büyük bir ipucu. Bundan sonrasını çözebiliriz. Sayı evrenini sonsuz sayıdan iki sayıya indirdik. Bu adam otomatik olarak bu sonuca ulaşabildi. Yani siz. Peki, oyunda başka nasıl bir bilgi verilmişti? Tüm çemberi dolaştık. Bu adama alnındaki sayı sorulduğunda cevabı bilmiyordu. 50 veya 10. İkisinden biri. Ama bu, alnımdaki sayının kesinlikle 50 veya kesinlikle 10 olduğunu söyleyebilmek için yeterli bir bilgi değil diyebilirdi. Peki başka neyi biliyoruz? Bu adama geçtik. Bu adam da alnındaki sayıyı bilemedi. Sonra bu adam da alnındaki sayıyı tahmin edemedi. Verilen bilgiye göre şimdi sayıyı tahmin edebilmeniz lazım. Peki ne oluyor da sayıyı tahmin edebiliyorsunuz? Bakalım. Bu adamın alnında 50 yazdığı durumda veya diğer durumu ele alalım. Bu adamın alnında 10 yazdığı duruma bakalım. Alnında 10 yazıyorsa bu adam ne görür? Bu durumu yeşille göstereceğim. Bu adam diyecek ki, benim alnımda yazan sayı ya 10 artı 30 yani 40'tır veya 30 eksi 10 yani 20'dir. Buradan net bir sonuca ulaşmam mümkün değil. 40 da olabilirim, 20 de. Hangisi olduğumu bilmiyorum. Olabilir, mümkündür. Sonra bu adama geçiyoruz. Bu adamın alnında 10 yazdığı durumda bu adam ne der? Ya 20 artı 10 eşittir 30'umdur ya da 20 eksi 10 eşittir 10'umdur. Ama der, bir dakika, bir dakika, ben 10 olamam. Çünkü bu adam 10. Benim alnımda da 10 yazması oyunun kurallarına aykırı oyunun kurallarından biri şöyleydi. Her sayı birbirinden farklı olmak zorunda. Her sayıdan ancak bir tane olabilir. Yani eğer bu adam, ki siz oluyorsunuz kendisi, oyunun başından beri biliyorsunuz ki ya ellisiniz ya da on. Eğer alnınızda on yazıyorsa, bu adam kendisinin otuz olduğu sonucuna ulaşabilir. Nasıl ulaşabilir bu sonuca? Diğer adamın yirmi olduğunu görüyor. Ve eğer siz 10sanız, adam biliyor ki kendi alnında ya bu iki sayının toplamı ya da farkı yazılı. Eğer iki sayının toplamı ise 30 olur. Farkıysa 10'dur. Ama 10 olamaz. Çünkü 10 sizsiniz. Çünkü tüm sayılar farklı olmak zorunda. O halde bu adamın alnında 30 yazıyor olmalı. Yani gerçekte siz 10 olsaydınız bu adam kendi alnında hangi sayının yazdığını tahmin edebilirdi. Çünkü o da kusursuz bir mantıkçı. Ama problemin başında anlattığım gibi herkese tek tek soruldu ve bu adam alnındaki sayıyı bilemedi. Alnında kesinlikle 10 yazdığı çıkarımında bulunamadı. Pardon. Kesinlikle 30 yazdığı çıkarımında diyecektim. Alnında 30 yazdığı çıkarımında bulunamadığına göre Demek ki sizin alnınızda 10 yazmıyor. Gördüğü sayı kesinlikle 10 değil. Eğer 10 sayısını görmüş olsaydı ben 30'um diyebilirdi. Çünkü 10 olamayacağını bilirdi. O halde sizin alnınızda da 10 yazıyor olamaz. İşte bu yüzden sıra tekrar size geldiğinde sayımın 50 olduğunu biliyorum diyorsunuz. Alnımda 50 yazıyor çünkü eğer 10 yazıyor olsaydı bu adam sonuca benden önce ulaşmış olurdu sıra tekrar bana gelmeden kendi alnındaki sayıyı tahmin ederdi. İşte böyle. Umarım bu zeka oyunu hoşunuza gitmiştir. Bu arada bu soruyu ben bulmadım. Hiçbirini ben bulmadım. Sadece bazılarına küçük eklemeler yaptım. Yeni zeka oyunları yolda. Görüşürüz. Hoşçakalın.